hastalar gereksiz yere radyasyona maruz kalıyor hem de devlete maliyeti çok yüksek. İşte bu nedenle Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı. Artık acil durumlar dışında hastaların mevcut tetkikleri sorgulanmadan yeni MR ve tomografi istenemeyecek. Çok olan tekrar çekim sayısını engelleyebilecek çok iyi bir uygulama. MR ve tomografi çekimlerinin devlete maliyeti 1.7 milyar liraya ulaşınca Sağlık Bakanlığı da düğmeye bastı. Yeni bir genelge yayınlandı. İşte o genelgeye göre tekrarlayan MR ve tomografi çekimlerine artık sınırlama getirilecek. Genelge tüm kamu, özel sektör ve üniversite hastanelerine gönderildi. Uygulama 2 Eylül'de resmen başlayacak. Günümüzde sorunumuz yeterli muayene yapılmaması, hatta çoğu hastanın muayene olmadan direkt olarak önce tetkiğe gönderilmesi. Örneğin hasta daha önce başka hastanede MR ya da tomografi çektirdi. Hekimden öncelikle bunu sorgulaması istenecek. Tüm Türkiye'de çekilen MR ve tomografilerin yaklaşık %6'sı, %7'si civarında bir tasarruf sağlanacağını öngörüyor. Hastaların geçmişte çekilmiş görüntü ve raporlarına hekimlerin erişebilmesi için mükerrer tetkik sorgulama servisi geliştirildi. Acil bir durum olmadığı sürece hastalardan gereksiz yere tetkik incelemesi istenmeyecek bundan böyle. Aynı zamanda sistem e-nabız üzerinden ilerletilecek, hastanın önceki tetkiklerine bir tıkla ulaşılabilecek. Hekim isterse görüntüsüne tıklayıp doğrudan bu ekranda gördüğünüz gibi açıp isterse ölçümlerini de çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Acil durum dışında sorgulanmadan yapılan yeni tetkiklerin tespiti durumunda geri ödemesi yapılmayacak. Muayene olmadan tetkiyi kabul etmesinler. Önce bir hasta doktora dertlerini anlatsınlar. Yeni genelgeyle ekonomiye katkı sağlanırken hastaların daha fazla radyasyona maruz kalmasının da önüne geçilecek.